Gramerde zamanla ilgili sorularda her zaman zaman zarfı aramak gerekir. Zaman zarfı en önemli ipucudur. Örneğin bu soruda ego zaman zarfı kullanılmış ki birinci boşluğa geçmiş zaman geleceğini gösteriyor. Bu da doğru cevabı olu şıkkı yapar. Ayrıca kullanacağımız bu zaman sorularında bir diğer strateji de birinci boşluktan emin isek diğer boşluğu okumadan veya diğer seçeneklere bakmadan işaretleyip geçmek zamandan kazanmaktır. Ego her zaman geçmiş zaman ister. Birinci boşluğa geçmiş zaman gelecek. Bakıyorum seçeneklerimden sadece bolu şıkkında agreed geçmiş zaman verilmiş ki diğerlerine bakıp zaman kaybetmek yerine direkt boluyu işaretleyip geçebilirim. İkinci bölümü illa tutturmama gerek yok. Preposition isteyen sorularda ise iki boşluktan bir tanesinden eminsek, bir tanesi zorsa genellikle diğeri bilinen bir preposition kombinasyonu birlikte verilir. Eğer bundan eminsek diğerine hiç bakmadan işaretleyip geçebiliriz. Mesela combination kolay bir kelimedir. Arkasından of geldiğini biliriz. Yaygınca çıkar çünkü metinlerde, sorularda bir şeyin kombinasyonudur. İkinci bölümde bakıyorum sadece Ceyhan şıkkında verilmiş. Dolayısıyla Ceyhan şıkkını işaretleyip diğerlerine bakmadan hızlıca bir sonraki soruya geçebiliriz. Bir başka strateji de boşluktan sonra gelen ifadeden yardım almaktır. Örneğin burada enter bir fiil gelmiştir ki bağlaçlardan hangisi arkasından direkt fiil ile devam eder bunu bilmek gerekir. Örneğin when, whereby, just as ve while arkasından direkt fiil almazlar. Fiilin birinci halini almazlar. Ya bir cümle gelir bunlardan sonra yani özne artı fiil gelir ya da bir reduction gelir ki o da ing veya ed ile yapılır. Fiilin birinci haliyle yapılmaz. Dolayısıyla hızlı bir şekilde hiç cümleyi okumadan A, B, C ve D şıklarını eleyebiliriz. Burada gelebilecek sadece relatif zamir olan that'tir ki özne yerine durur. Özne arkasından da fiilin tüm halleri gelebilir. If clause gramer sorularında sıkça karşımıza çıkan if clause olmasa bile would'u örneğin daha sonra göreceğiz sıkça karşımıza çıkan bir yapıdır. Dolayısıyla if clause'u gördüğümüzde veya if anlamına gelen unless, provided, providing, as long as gibi ifadeleri gördüğümüzde burada kural eşlemesi yapmamız gerekir. Yani if clause'un bir tarafı işte pastsa diğer taraf past veya past perfectse would have artı verb 3 veya mixed clause şeklinde. Dolayısıyla sadece seçeneklerden yola çıkarak birçok soruyu çözebiliriz. Örneğin Adana şıkkı geçmiş zaman vermiş, present perfect vermiş ki if clause'da böyle bir kullanım yoktur. Cihan şıkkı present perfect, past perfect vermiş. If clause'da böyle ikili bir kombinasyon yoktur. Past perfect will be demiş, böyle bir şey yok. Were refusing, are to be demiş ki böyle bir if clause'umuz yok. Burada en uygun type 1 kullanımı vardır. İki tarafta geniş zaman bolu şıkkıdır. Hiç anlama bakmadan if clause bolu şıkkını mekanik olarak işaretleyip geçebiliriz. Bağlaç sorulan sorularda iki cümle arasında virgülle birleştirilmiş iki cümle arasındaki anlam bağlantısına bakmamız gerekir. Pozitiflik, negatiflik var mı, zıtlık var mı, paralellik var mı bunlar önemlidir. Bütün kelimeleri bilmemize gerek yok. Bazı kelimelerden yola çıkarak iki cümle arasındaki bağlantıyı görebiliriz. Örneğin burada özel sektör diyor, çalıştırır. İkinci bölümde virgülden sonraki cümlede de kamu sektörü çalıştırır diyor. Are employed, bazı insanlar da burada görev yapar diyor. Burada iki zıt şeyden bahsediyor. Biri özel sektör şu insanları çalıştırır. Diğeri de kamu sektörü orada çalışan insanlar diyor. Dolayısıyla burada bir zıtlık olmalıdır ki zıtlık ifadesi seçeneklere hızlıca baktığımızda sadece Ceyhan şıkkında verilmiştir. Diğer şıkların hiçbiri zıtlığı ifade etmez. İkili bağlaçlar yani coordinating conjunctions dediğimiz both and, not only but also, either or, bu tür ifadeler arkalarından ne alır bunu iyi bilmek gerekir. Örneğin bu soruda mass produced, mass marketed demiş ki be fiili kullanılmış. Burada pasif yapılmış. Products to be mass produced. Fiilin üçüncü hali verilmiştir burada. Burada da üçüncü hali verilmiştir. Such arkasından isim alır, fiil almaz. More, so ve as arkalarından sıfat veya zarf alırlar. Dolayısıyla arkalarından fiil gelmez. Bu durumda arkasından fiili alabilecek sadece Edirne şıkkıdır. Both mass produced hem toplu bir şekilde üretilir hem de toplu bir şekilde pazarlanır diyebiliriz ancak. Relatif zamir isteyen sorularda boşluktan önceki kelime veya kelime grubuna bakılır. Burada insan mı değil mi kelimeden
boşluktan önceki kelime veya kelime grubu önemlidir. Çünkü eğer insan değilse, ki burada insan değil, analitik veya coordinate geometri diyor. Bu durumda whom ifadesini eleyebiliriz. Bir tane seçeneğimiz buradan gider. Ayrıca buraya relatif zamir geleceğini nereden ben tahmin ediyorum. Seçenekler de bizim için her zaman yardımcıdır. Seçeneklere bir göz atalım. Çoğunlukla which, whom, which ifadeleri gelmiş. That, whichever. Demek ki buraya bir relatif zamir isteniyor benden. Yani yoğun olarak belli bir grup kelime isteniyorsa onlardan bir tanesi olacaktır anlamına gelir. That özel bir kullanıma sahiptir. Virgülden sonra hiçbir zaman that kullanılmaz. Which kullanılır eğer relatif zamir kullanacaksak. Normalde that which ve who yerine kullanılabilir. Joker'dir. Joker biz relatif zamirdir. Ama virgülden sonra kullanılmaz. Ayrıca ki burada in that zaten relatif zamir değildir. In that şöyle ki anlamına gelir. Dolayısıyla in that'te kelime oyunu yapılmıştır. Adana şıkkını direkt eleyebiliriz. Çünkü burada bariz bir şekilde az önce söylediğimiz gibi bir relatif zamir istenmektedir bizden. Sadece burada that'in varlığından çeldirilmeye çalışılmış in that ifadesi konularak ki dediğim gibi in that farklı bir anlama gelir. Şundan dolayıdır. Whichever, whomever, whenever gibi yapılar non-clause'dur ve bir cümlenin başına geldiğinde her kim ne olursa ne zaman olursa anlamı verir. Relatif zamir isteyen sorularda bu seçenek yaygınca kullanılır. Eğer relatif zamir istendiğini fark ederseniz o zaman bunları eleyebilirsiniz. Çünkü relatif zamir değildir. Sadece kelime oyunu yapılmıştır which'ten yola çıkarak. Ama whichever farklı kullanıma sahiptir. Dediğim gibi örneğini de buraya yazdım. You can choose whichever you like. Hangisini istersen alabilirsin. Yani you can choose it. Bir ismin yerine dururlar. Ve non-clause'dur bunlar. Relative clause görevi görmezler. Dolayısıyla whichever'ı da buradan eleyebiliriz. Geriye kalır in which ve which seçeneklerimiz. Which'i buraya koyduğumuzda which problems arkasından isim gelmemesi gerekir ki öncesindeki kelimeye refer etsin ve bir relative zamir olsun. Relative zamir öncesindeki kelimenin yerine durur. Yani buraya which are dediğimde analytic or coordinate geometry are solved using algebraic methods olması beklenir. Yani şu ismin yerine durur. Dolayısıyla arkasından tekrar bir isim getiremem relatif zamirde. Doğru cevap bol şıkkıdır ki bunların içerisinde yani in analytic or coordinate geometry problems are solved ki bunların içerisinde problemler çözülür diyebilirim. Prepositionlı bir relatif zamir gelmesi gerekir. Would ifadesi sıklıkla kullanılır, çeldirici olarak birçok seçenekte kullanılır gramer sorularında. Would'u gördüğümüzde bir if clause aramamız mantıklı olacaktır cümle içerisinde. Eğer if clause yoksa would'lu olan seçenekleri direkt eleyebiliriz. Bu cümleye baktığımızda 2000 BC diyor, commercial varieties now diyor ki herhangi bir if clause ifadesi yok. If, unless, provided, providing gibi ifadelere rastlamıyorum. Dolayısıyla eğer ki burada if clause yoksa Ceyhan ve Denizli şıklarında eleyebilirim.